Sayın Bakanım, turizm sektörünün değerli temsilcileri, kıymetli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler, basınımızın değerli temsilcileri. Öncelikle 27 Eylül Dünya Turizm Günü'nüzü kutlar. Bu özel günde bizlerle beraber olduğunuz için teşekkür ederiz efendim. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Efendim, güzel Türkiye'mizin bacasız sanayisi turizm sektörü 1980'lerde başlayan hamlesini kimi yıllar büyüme rekorları kırarak, kimi yıllar bir miktar daralarak ama azimle ve istikrarla sürdürüyor. Bugün Türkiye ağırladığı ziyaretçi sayısı itibarıyla dünyanın 6. elde ettiği gelirler itibarıyla 14. büyük turizm ülkesi. Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Türkiye turizmini Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde hak ettiği yere çekebilmek için kapsamlı bir plan hazırladı. Bugün burada Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'dan bakanlığımızın turizm sektörümüzün daha da büyümesi için atacağı adımları dinleyecek ve Türkiye'nin tanıtımı için hazırlanmış yepyeni reklam filmlerinin aynı zamanda bugün burada ilk izleyicisi olacağız. Efendim, şimdi bu çok değerli bilgileri paylaşmaları ve hitaplarını gerçekleştirmek üzere Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un sahneye teşriflerini arz ederim. Buyursunlar Sayın Bakanım. Türk medyasının ve Türkiye'de yerleşik yabancı medyanın saygıdeğer temsilcileri, turizm sektörümüzün sivil toplum kuruluşlarının değerli yetkilileri, tüm turizm paydaşlarımız, Türkiye'nin 2023 turizm stratejisi tanıtım toplantısına hoş geldiniz. Türkiye'nin bugün burada turizm sektörümüzün yarınlarını konuşmak için bir araya geldik. 2023 turizm stratejimizin temeli 11. kalkınma planı ile 3. turizm şurasında konulmuş hedefler ve saptanmış bazı temel göstergelere dayanıyor. Bu çalışmalarda emeği geçen tüm sektör paydaşlarımız ve kamunun farklı alanlarında görev yapan değerli bürokrat ve devlet insanlarına özellikle teşekkür ediyorum. Biraz sonra sunacağım çalışma, önemli bir ekip çalışmasının ve ince ince hesaplanmış politikaların bir özeti olacak. Hedeflerimiz büyük. Dünya Turizm Günü'nde düzenlediğimiz toplantıya tekrar hoş geldiniz diyor ve detaylara geçiyoruz. Evet, hepinizin bildiği gibi turizm dünyanın en hızlı büyüyen sektörler arasında. Ziyaretçi sayısı Dünya Turizm Örgütü'nün tahminlerinin de üzerinde büyüyor. Burada özellikle yeşil çizgi Dünya Turizm Örgütü'nün 2010 yılında yaptığı tahminleri ileriye dönük. Mavi çizgi ise gerçekleşmeler ve geçmişteki gerçekleşmelere göre ileriye dönük simülasyon. Gördüğünüz gibi Dünya Ticaret Örgütü'nün de tahminlerinin üzerinde büyüyor. Yine 2018 verisine baktığımız zaman dünyada turizmin, yani turist sayısının ortalama %5.4 büyüdüğünü görüyoruz. Türkiye'de ise bu büyümenin çok çok üzerinde olduğunu, dünya ortalamasının %21 olarak gerçekleştiğini görebiliyoruz. Evet, hızlı büyüyoruz dedik. Hedefini de bu bağlamda düzelterek 75 milyon turist olarak revize ettik. Biliyorsunuz daha önceki 2023 hedefleri Türkiye'nin 50 milyon turist, 50 milyar dolardı. Biz yeni Cumhurbaşkanı yönetim sistemiyle birlikte hedefleri yukarı doğru revize ettik ve turist sayısındaki hedefimizi 75 milyona getirdik. Burada bir inceleme yapacak olursak, tabii bazı radikal gelişmeler de oluyor turizmde. Biliyorsunuz biz 2014'e kadar çok ciddi ve hızlı bir büyüme gerçekleştirdik ve 41 milyon 600 bin rakamını yakaladık. Daha sonra aşağı doğru bir eğilim oldu. 2016 yılında yaşanan olaylar ve iniş sürecine başladık. Ve 2016'da 30.9 milyon turist sayısına göre, yani %25'lik sert bir düşüşle
dip noktayı gördük. 2016'dan sonra 2017 itibarıyla tekrar bir toparlanma süreci başladı ve 2018'de 46.1 milyonla normal toparlanma sürecine, normal eğrisine tekrar Türkiye ulaşmış oldu. Ve 2017'deki toparlanma süreci de %49 gibi sert bir yükselme çıkışı yakaladık. Ve Dünya Turizm Örgütü verilerine göre de, 2019 verilerine göre de turist sayısı bakımından 6. gelir bakımından 14. sıraya dünya standartlarında yerleştik. Gelir bakımından da dediğimiz gibi rakamlarımızı kişi sayısıyla sadece revize etmedik. Gelirde de 65 milyar dolar turizm geliri hedefi olarak 2023'e revize ettik. Yine 2019 verilerini incelediğimizde turizm gelirlerimizin dünya ortalamasının çok üzerinde, ki dünya ortalaması %4.4 turizm gelirlerinde arttı. Türkiye'nin ise %12'lik bir büyümeyle 2018'i kapattığını gördük. Şimdi tabii sizin basından da kamuoyundan da takip etmeye alışık olduğunuz bazı verilerimiz var. Bunlar neler? Ziyaretçi başına 864 dolar bir 2023'te gelir hedefimiz var. Ama bizim bir yıldır sık sık dile getirdiğimiz, aslında önemli olan ziyaretçi başına gelir değil, kişi başı gecelik gelir. Buradaki hedefimizi de biz 86 dolara revize ediyoruz. Bu niye önemli? Gerçek anlamlandırma kişi başı gecelik gelirle yapılabiliyor turizmde. Biz artık kişi başı gelire değil, kişi başı gecelik gelire konsantre olmamız lazım. Burada bir dalgalanmasını görüyorsunuz Türkiye'nin kişi başı gelirlerde. 2014'te tavan noktaya gelmiş, 2015'ten itibaren yavaş yavaş kişi başı gelirimiz aşağı doğru inmeye başlamış. 2016'da 705, hani turizmin kötü bir sezon geçirdiği dönemde, sonra 681, 2018'de 647 ve 2019'dan itibaren tekrar yukarı çıkış göreceğiz. Ama bu kişi başı geliri etkileyen en önemli noktaların başında aslında ortalama geceleme gelmekte. Bakın, ortalama gecelemeye baktığınız zaman da bizim 2016'da maksimum ortalama geceleme rakamını yakaladığımızı görüyoruz. 11.4 ortalama geceleme. Peki bu Türkiye'nin standartında, turizm ortalamasında, yani bu bölgede turizm yapıyorsunuz, olması gereken nedir diye baktığınız zaman aslında 9.8, 9.9, 10 bandına getirilmesi gerektiğini görüyoruz. Tabii siz ortalama gecelemeyi arttırdığınız sürece gecelik gelirlerinizi de aşağı doğru çekmiş oluyorsunuz turist gelirini arttırmadığınız zaman. Türkiye'de bu ortalama gecelemeyi ne etkiliyor diye baktığınızda, bizim sadece yabancı turist gelirimiz yok. Bizim yurt dışında yerleşik vatandaşlarımız var. Bunlardan elde ettiğimiz gelir pay ve sayı da çok çok fazla. Ve 2016'da yaşanan olumsuzluklar sırasında yabancı turiste çok ciddi azalma oldu. Ama yurt dışındaki yerleşik vatandaşlarımızın seyahatlerinde artış oldu. Onların ortalama kalış süreleri çok yüksek olduğu için bizim Türkiye olarak fiktif bir şekilde turizmde ortalama kalış süremiz arttı. Ama biz gecelik diye baktığımız zaman sanki burada bir olumsuzluk varmış gibi görülse de geceliğe baktığınız zaman aynı olumsuzluğu görmüyorsunuz. Bakın, dip yaptığımız noktada 62 dolar gecelik gelirimiz var. 2016'da hafif bir yükselme, 2017'de yine hafif bir yükselme ve 2019'da da yine bir yükselme bekliyoruz. Yani bu bakımdan baktığınız zaman aslında kişi başı gelir bize doğru bir fikir vermiyor. Gecelik gelirlere baktığınız zaman Türkiye turizminde düzelmenin 2016'dan sonra başladığını çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Artı hedeflerimizin de, yani 65 milyar dolar ve 86.4 kişi gecelik hedefinin de çok utopik olmadığını görüyoruz. Niye? Türkiye 2014'te zaten 83 dolarlık kişi başı gecelik geliri yakalamış. Biz 86 dolar ile zaten yakaladığımız rekor gecelemeyi öncelikle yakalayıp 2023'te de kısmi bir şekilde, ufak bir şekilde aşarak zaten başta koyduğumuz 65 milyar dolar gelir hedefine rahatlıkla ulaşmayı hedefliyoruz. Yine yurt dışının yerleşik vatandaşlarımızın etkisini biraz daha anlatmak istiyorum, yorumlarınızı daha yapabilmeniz için. Bakın, 2014'ten itibaren yurt dışından gelen yerleşik vatandaşlarımızın harcamalarında sürekli bir düşüş görüyoruz. 2014'te 1130, ki bu 2003'te çok daha yüksekti. 2015'te 970, 2016'da hemen hemen aynı, 2017'de 903, 2018'de 801 ve bu sene de tahminen 754 dolara düşmesini bekliyoruz. Peki bu rakam niye düşüyor? O zaman şu veriyi incelemeniz gerekiyor. 2014'ten itibaren ciddi şekilde her yıl ziyaretçi sayısının, yani yurt dışındaki vatandaşlarımızın Türkiye'ye yaptığı ziyaretlerin arttığını görüyoruz.
4.8, 4.9, 5.6, 5.6 ve 6.6 milyona kadar ki bu sene 6.8 milyona çıkmasını bekliyoruz. Ziyaretçi sayısının arttığını görüyoruz vatandaşlarımızın. Peki bu ziyaretçi sayısı yurt dışında ne kadar Türk yaşıyor diye baktığınız zaman ortalama 6.5 milyon Türk yaşadığını biliyoruz. Ve bunların maksimum yarısının Türkiye'ye ziyaret ettiğini de biliyoruz. Demek ki ne olmuş? İlerleyen yıllarda Türkiye'ye olan ziyaretlerin sıklıkları artmış. Zaten bunu da burada çok rahat görüyoruz. Bakın 2009'da 23.9 ortalama gecelemeyle tavan yapan Türk vatandaşlarının ziyaret kalış süresi Türkiye'de aşamalı bir şekilde aşağı gittiğini görüyoruz. Geçen sene 15.3 ve bu sene de tahminen 14.5 geceleme ortalamaya düşeceğini öngörüyoruz. Yani bizde olan ziyaret sıklıkları arttıkça doğal olarak ortalama kalış süreleri azalıyor. Ortalama kalış süreleri azaldığı zaman da kişi başı bıraktıkları gelir azalıyor. Yani daha az harcadıklarından değil, aslında daha sık seyahat etmelerinden kaynaklanıyor Türkiye'ye. Burada da gecelik rakamlara baktığımız zaman, özellikle yerleşiklere, olması gereken doğal trendine doğru geldiğini, artık 52 dolarlar ortalama gecelik harcamaya geldiklerini, bundan sonra çok daha da aşağı gitmesini öngörmüyoruz. Bu bağlamda bu çizgide gider, belki bundan sonra daha da yukarı doğru gider. Ama bunu ayrıştırıp yabancılar diye baktığımız zaman, işte orada düzelmeyi daha net görüyorsunuz. Bakın yaşanan olumsuzluklar sırasında 81.8'den 64.3'e çok ciddi bir gecelik gelirlerde düşme olmuş. Ama hemen akabinde 2017'de hafif bir düzeltme, 2018'de tekrar bir düzelme 68.4, 2019'da tekrar bu sene 70-71 dolar bantlarına bir düzelme görüyoruz. Yani aslında bizim en çok konsantre olduğumuz ve bundan sonra sayısı çok daha hızlı artacak olan yabancı turistlerin gecelik harcamalarında ciddi bir düzelme trendine Türkiye girdi. Belli bir dolulukları özellikle konaklama sektöründe yakaladıktan sonra, ki önümüzdeki sene itibariyle bu dolulukları da yakalayacağız, fiyatların çok daha hızlı arttığını, gecelik gelirlerin çok daha hızlı arttığını hep beraber gözlemleyeceğiz. Tabii şimdi 2023'e büyük hedefler koyduk. Peki ne yaptık? 2018 itibarıyla da politikalarımızda değişikliğe gittik. Şimdi biz bu politika değişikliklerinin en büyüğünü aslında yeni Cumhurbaşkanı yönetim sistemiyle Sayın Cumhurbaşkanımız yaptılar. Yeni Cumhurbaşkanı yönetim sistemi başladığı yıldan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından turizm sektörü stratejik sektör olarak kabul edildi. Bu ne demek? Kabinenin diğer bakanlıkları tarafından da artık turizm sektörü öncelikli ve ivedilikle karar alınması gereken sektörler arasına girdi. Bizim için aslında en değerli, en önemli konu Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından halledildi. Ve bundan sonra da bakanlığımız tarafından alınacak politika değişiklik kararlarıyla turizmde yeni bir çizgi belirledik. Şimdi şu inişi ve çıkışı kabul edersek, yani görmezden gelirsek, normal rutinine baktığınız zaman eski politikalarla devam ettiğimizde gelebileceğimiz yer 54.5 milyon turistayız. İşte politika değişikliğine ihtiyaç da burada doğuyor. Biz politika değişikliğiyle normal rutininden çıkarıp turist sayısındaki artıştaki büyümeyi hızlandırıp 75 milyon 2023 yıllık turist hedefini yeniden düzenledik, koyduk. Şimdi burada işimizin zor olan kısmı, biz sadece bir tarafı düzeltmek istemiyoruz. Hem kişi başı gecelik gelirlerimizi düzeltmek istiyoruz, hem de aynı paralellikte turist sayısını arttırmak istiyoruz. O yüzden çok çalışmamız, çok iyi konsantre olmamız gerekiyor. Şimdi bu politika değişiklikleri neler? En önemli politika değişikliği tanıtımla başlıyor. Yani sizin turist getirmeyi hedeflediğiniz ülkelerde yapacağınız tanıtımlar ön plana çıkıyor. Peki bu tanıtım politikası değişikliğinde neleri devreye aldık? Hemen onları paylaşalım. Öncelikli olarak hayatımıza Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nı koyduk. Nedir bu turizm geliştirme ajansları diye kısaca bakacak olursak, ona da değinmek istiyorum. Dünyada turizm gelirleri en yüksek olan ülkelerin tamamında bu tarz kuruluşlar var. Turizm geliştirme ajansları var. Ve baktığınızda tarihçelerin de çok eski olduğunu görüyorsunuz. Mesela İtalya'da 1919'da kurulmuş. Tam 100 yıl önce kurulmuş. Almanya'da 1948'de, savaştan hemen sonra 71 yıl önce kurulmuş. İngiltere'de 69'da 50 yıl önce, İspanya'da bugün en büyük turizm gelir alan ülkelerden birinde 82'de 37 yıl önce, Fransa'da 32 yıl önce. Yani ortalamaya baktığınız zaman ortalama 50 yıl önce turizm sektörlerinin hayatına turizm geliştirme ajansları girmiş.
Bize de uzun zamandır konuşuluyordu, 20 yıldır tartışılıyordu. Bize nasip oldu. Bu yıl sonu itibariyle Turizm Geliştirme Ajansı'nı hayata geçirmeyi başardık. Peki bu ajans, biraz da Türkiye'deki Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı hakkında bilgi vereyim. Özel yapısı hakkında bilgi vermek istiyorum. Ajansın en büyük özelliği yönetim kurulunun ağırlıklı olarak özel sektör tarafından oluşturuluyor olması. Yönetim kurulunda 4 tane, eğer Türk Hava Yolları'nı da kamu sayarsak 4 tane kamu koltuğu var. Nedir bunlar? 1 bakan, 2 bakan yardımcısı, 3 turizm tanıtım genel müdürümüz, 4 Türk Hava Yolları yönetim kurulu toplam TGA'nın yönetim kurulunun doğal üyeleri oluyor. Bir 5. üyemiz Türkiye'de en çok gelir elde eden 2 havalimanı grubu arasında dönüşümlü atanıyor. Yani bir yıl birincisi, ikinci yıl ikincisi dönüşümlü olarak, üçer yıl olarak görev alıyor. Peki altıncısı nedir diyorsak, Türkiye'deki seyahat ajantaları arasından seçimle gelecek olan bir temsilci, seyahat ajantalarını temsilen buraya atanıyorlar. Diğer 9 adayın 7 tane bölge var, coğrafi bölge var. Bu coğrafi bölgelerde yapılan seçimlerle turizm işletme belgeli tesislerin sahiplerinin adaylığı ve onlar tarafından yapılan seçimle gelecek kişilerden oluşuyor. Burada biz Marmara bölgesi ve Akdeniz bölgesine pozitif ayrımcılık yaptık. Niye yaptınız diyorsanız, iki bölgenin toplam turizm potansiyeli, toplam Türkiye'nin turizm potansiyelinin %75'ini karşılıyor. Yani ortalama 35-40 kadar bir payları var. O yüzden onlara birer tane fazla koltuk tanımladık. Peki ajansla ne değişecek hayatımızda? Bir de danışma kurulu üyeleri, özellikle sektör temsilcilerinden, sivil toplum kuruluşlarının üyelerinden otomatik olarak atanıyorlar. Operasyonel olarak ajansın çalışanlarında bir özellik daha getirdik. Kamu çalışanı olmama özelliği aranıyor. Yani operasyonu gerçekleştirecek kişilerin tamamının özel sektörden olma şartı aranıyor. Peki ajans birlikte hayatımızda ne değişiyor? Ajans ile birlikte sürdürülebilir ve etkin tanıtım yapıyoruz. Kurulan yeni sistemde tanıtım yaptıkça turizm gelirlerimiz artıyor. Turizm gelirlerimiz arttıkça ajansın tanıtım bütçesi artıyor. Yani birbirini tetikleyen, birbirini büyüten bir ekosistemi hayata geçirmiş oluyoruz. Peki bu ajans yeterli mi? Şimdi bu ajansın yapacağı ikinci önemli konulardan biri de tanıtım çeşitliliği. Biz eskiden az noktada tanıtım yapıyorduk. Çeşit ürün olarak az tanıtım yapıyorduk. 2017 yılına kadar da ağırlıklı olarak fuar, dijital, basın ve PR çalışmaları yapmışız. Bu noktalarda ilerlemişiz. 2018'in son çeyreği itibariyle de turizm politikalarımızın, özellikle tanıtım politikamızın değişmesiyle itibariyle yeni ürünleri, yeni tanıtım ürünlerini hayata sokmaya başlamışız. Ne yapmışız? Televizyon, dergi, dijital, basın, outdoor, PR, editoryal yazılar, fuar, sosyal medya gibi tüm mecraları tanıtım faaliyetleri olarak çeşitlendirip kullanmaya başlamışız. Yani özetle her yerde, her şekilde var olmaya başlamışız. Rakamsal olarak da birkaç açıklama yapacağım. 2018'de bakanlığımızın tanıtıma ayırdığı bütçe 18 milyon dolar. Bunu ağırlıklı olarak ikinci çeyrekten sonra kullanmaya başladık. Burada 9 ülkede dijital reklam çalışması yapılıp 250 milyon erişim sağlanmış. Yine dergi ve reklamlarda yapılan editoryal ve reklam çalışmaları diye baktığımızda 5 ülkede 16 dergide toplam 45 yayın yapılmış. 2019 itibariyle tanıtım hayatımızda çok daha ağırlıklı yer almaya başlamış. Tabii siz bunları Türkiye'de çok gözlemleyebiliyorsunuz. Niye? Çünkü tanıtım ağırlıklı olarak yurt dışında yapılıyor. Neler yapmışız? Televizyon reklamlarına başlamışız. Ağırlıklı olarak 3 ülkede 10.376 GRP elde edecek televizyon yayını yaptık, yapıyoruz yıl sonuna kadar. Ve yine dijital reklamlara baktığımızda 9 olan ülke sayısını 24'e, erişimi de 4,5 milyar erişime çıkardık. Ve yine dergi reklamlarına baktığımız zaman ülke sayısını 6'ya, reklam yaptığımız dergi mecra sayısını 44'e, toplam yayın, reklam artı editoryal yayın sayısını da 419'a çıkarıyoruz. Peki tanıtım bütçesinin 180 milyon dolara çıktığı döneme bakıyoruz 2020. Turizm Geliştirme Ajansı ile birlikte bu artıyor. Burada ülke sayısını 13'e, GRP'yi 29.300 ki bu rakam 34.000'e kadar da çıkacak. Toplam ülke sayısını 45'e, dijital reklam yaptığımız erişimi 7 milyara
ve dergi reklamları 12 ülkede 90 dergi ve 1000 adede çıkarıyoruz. Şimdi burada çok ciddi bir reklam bütçesi değişimi oluyor. Bir önceki slayta geri dönüyorum. Bakın ne değişiyor hayatımızda? 2018'de biz bakanlık katkısıyla 18 milyon dolar tanıtım yaptık. 2019'da stratejik sektör ilan edilmesi sebebiyle tanıtım bütçesini çok ciddi arttırdık bakanlık olarak. Ve başka kaynaklardaki gelirlerimizi de buraya aktararak 72 milyon dolara çıkarttık. Yani 4 katına çıkarttık. Şimdi 2020 itibariyle ajans hayatımıza girince sektörden de gelir topluyoruz. 125 milyon dolar sektörden, 55 milyon dolar bakanlık katkısı devam edip önümüzdeki sene 180. Daha sonra 200, 210 ve 220 milyon dolara kadar çıkacağız. Burada sektörün katkısı her sene artıyor. Çünkü turizm gelirlerimiz arttıkça alınan pay da arttığı için Turizm Geliştirme Ajansı'nın reklam tanıtım bütçesi artıyor. Burada önemli bir konuya değinmek istiyorum. Bizim normalde ajansa taahhüdümüz bakanlık olarak 25 milyon dolarlık yıllık tanıtım katkısı. Ancak biz 2020 çok stratejik ve çok önemli olduğu için turizm açısından bu hedeflerimize erişebilmek için 4 yıl boyunca taahhüdümüzün üstünde katkı vermeye devam edeceğiz. Yani 25 milyon dolar taahhüdümüz olmasına rağmen buradaki rakamlar belli seviyeye gelene kadar 55, 45, 35 milyon dolar gibi taahhüdümüzün üzerinde katkı vermeye devam edeceğiz. Peki daha sonra ne yapmamız gerekiyor? Daha çok pazarda tanıtım yapmamız gerekiyor. Yani Türkiye'nin ana pazarlarına yönelik yoğun tanıtım çalışmalarına ilave olarak bizim hedef pazarlarımıza odaklandığımız pazarlar var. Yeni pazarlar dediğimiz hızlı gelişen Çin, Hindistan, Güney Kore ve Japonya gibi. Bunlar yükselen pazarlar, bunlara odaklanacağız. Ayrıca Orta ve Doğu Avrupa'nın gelişen ekonomileri de yeni odak pazarlar içine alınıyor. Bu ileriki slaytlarda bunlarla ilgili daha geniş bilgi vereceğim. Son önemli nokta, olmazsa olmazı, eğer siz bir turizm ülkesiyseniz, olmazsa olmanız iç turizmdir. O yüzden ajansta iç turizmle ilgili de bir tanıtım bütçesi oluşturuluyor. Ve yerli turizme ve yerli turiste yönelik tanıtım kampanyalarına da ağırlık verilmeye başlanıyor 2020 itibariyle. Şimdi bizim ana hedeflerimizden biri turizmi klasikleşmiş destinasyonlarımızda geliştirmek değil. Bakın turizmi Türkiye'nin her yerine 81 vilayete yaymak. Tabii bu yayma işlemi sırasında da turizmle yeni tanışan bölgelerimizin turizm potansiyellerinin keşfedilmesini sağlayacağız. Onları ortaya çıkaracağız. Sonra bunlara yönelik ilk başta İç turizmde yoğun tanıtım yapacağız ve iç turizmde belli bir volüm almaya başladıktan sonra dış turizm tanıtımlarıyla da destekleyip yabancı turist almalarını sağlayacağız. Yani ana hedefimiz Türkiye'nin klasik turizm noktalarından Türkiye'nin geleneğine turizm gelirlerini turizm paydaşlığına yaymak. Evet, şimdi bütün bu tanıtımların sonunda hepsinin bağlandığı yer arz güvenliği. Şimdi bir inceleme yaptığımız zaman paket turların Türkiye dağılımına baktığınız zaman yaklaşık Marmara bölgesinde %30'luk, Ege bölgesinde %65, Akdeniz bölgesinde %85 civarında bir payı olduğunu, yani tur operatörleri vasıtasıyla paket tur alarak gelen yolcu sayısının pasta payların yüksek olduğunu görüyoruz. Hani ne olması gerekir diyorsanız bu bandın %15, %50 bandına açıkçası çekilmesi gerekiyor arz güvenliği olarak. Peki, bunu nasıl başaracağız? Öncelikli olarak turizmde münferit rezervasyonun oranını arttırmalıyız. En büyük hedefimiz bu olması lazım. Peki, bunu nasıl yapacağız? Bir, tarifeli sefer ve direkt uçuş nokta sayısını yükselteceğiz. Yani münferit rezervasyonlar, tarifeli seferler ve mümkünse aktarmasız direkt uçuş noktalarından geliyorlar. Onların sayısını arttıracağız. İleriki slaytlarda ne tür çalışmalar yaptığımızı anlatacağım. Peki marka olacağız diyoruz ama bu kolay mı? Çok aşamalı ve başında söylediğim birçok ajans gibi ve bütçe gibi birçok faaliyetlerin hazırlanmasını gerektiren bir çalışma. Biz önce Türkiye'yi markalaştıracağız. Sonra bölgelerimizi markalaştıracağız. Ürünlerimizi markalaştıracağız. Ve bu arada oteller de kendi marka yatırımlarını yapmaya devam edecekler. Eğer bütün bu adımları gerçekleştirirsek de arz güvenliğini sağlayacağız. Bakın münferit rezervasyon kapasitesi bu şekilde artıyor. Bunu sadece arz güvenliği açısından görmemeniz lazım. Y ve Z kuşakları var biliyorsunuz. Bunlar artık geleceğin turistleri, geleceğin turizm potansiyeli bunlar. Ve Y ve Z kuşağının taleplerini karşılayacak
En önemli şey de münferit seyahatlerin kolaylaştırması. Buna da gelecekteki turist, hedefleyeceğimiz turistlere de hazırlığımızı bu şekilde yapmış olacağız. Son olarak kamuoyunda en çok konuşulan şu anda Thomas Cook'un boşalan kapasitesini nasıl dolduracağız? Bu konuya biraz değinmek istiyorum. Fazla gündem olmaya başladı. Özellikle sektör temsilcilerimiz bununla ilgili endişelerini dile getiriyorlar. Açıkçası biz bakanlık olarak endişe duymuyoruz. Niye duymuyoruz onu size anlatayım. Ne dünya eski dünya ne de Türkiye eski Türkiye. Dünyada gelişen teknolojiler, gelişen pazarlama ve iletişim yöntemleri ve Türkiye'nin de bunlara son birkaç yılda çok ciddi bir şekilde hazırlanıyor olması bu endişelerimizi açıkçası ortadan kaldırıyor. Bu Thomas Cook operasyonu başladığı andan itibaren biz açıkçası endişelerimizi dile getirmek yerine nasıl hızlı çözeriz, nasıl düzeltiriz düşüncesiyle birçok adımı da atmaya başladık. Neler yaptık açıkçası? Bir pazardaki boşluğu, bir operatörden kaynaklanan boşluğu nasıl doldurursunuz? İki şekilde doldurursunuz. Bir, pazara yeni oyuncuların girmesini sağlarsınız. İki, pazardaki mevcut oyuncuların hasta payını arttırırsınız. Yani motivasyonunu arttırırsınız. Buradaki operasyonel kapasitelerini yükseltmesini sağlarsınız. Zaten bu yıl içinde biliyorsunuz EasyJet yeni bir operasyon birimi kurdu. Ve Avrupa global pazarının en büyük oyunculardan TUI'nin belli bir ekibini de bünyesine katarak sadece uçuşla sınırlı kalmayan tur operatörlüğünü de konaklama sektörünü de dinamik paketleme yöntemiyle konaklama sektörünü de içine alacak bir oluşum içine girdi. Biz onlarla bu olay başladığından beri konuşuyoruz. Kendileriyle zaten bir noktaya da geldik. Sözlü taahhütlerini de aldık. Önümüzdeki sene Antalya, Bodrum, Dalaman, İzmir ağırlıklı olmak üzere bizim tatil noktalarımıza 700 bin koltuk yani gidiş dönüş bakacak olursanız 350 bin kişilik ek kapasite koyma, ek kapasite başlatma taahhüdünü kendileri verdiler ve salı günü de kendileri Türkiye'ye geliyorlar. Bütün bu konuştuklarımızı, sözlü konuştuklarımızı masaya yatıracağız, yazılı bir ortama taşıyacağız. Biz de onların motivasyonunu arttırmak, cesaretini arttırmak için üstlerimize düşen gereken destekleri, katkıları vereceğiz. Yine aynı pazarda mevcut oyuncuların kapasitesini arttırmak lazım demiştik. Onu nasıl yapıyoruz diye bakacak olursanız. Jet2 biliyorsunuz İngiltere pazarının en büyük ikinci oyuncusu. Jet2 ile biz uzun zamandır zaten görüşüyorduk bu yıl. Birçok operasyonla beraber yaptık tanıtım vesaire konularında. Bu olay gerçekleştikten sonra onlarla iletişimimizi hızlandırdık. Steve Happen pazartesi günü geliyorlar. Tatil programını değiştirdi. Tatildeydi geliyor. Pazartesi günü ciddi bir şekilde Türkiye'ye olan kapasitelerini ne kadar arttıracağını onlarla da bir masaya yatırıp kağıda döküyoruz. Kapasite artışını kabul ettiler. Ciddi oranda arttırmayı kabul ettiler. Aynı zamanda özellikle belirtmek istediğim bir konu var. Yazı da beklemiyorlar. Ekim ayı itibariyle mevcut destinasyonlardaki uçuş sayılarını arttırmaya başladılar. Peki bunun dışında bizim iştiraklerimiz var. Münferit operasyonlar var. Bunlarla ilgili ne yapıyoruz diye soracak olursanız Sun Express ve Türk Hava ile görüştük. En önemli konu burada Dalaman destinasyonu. Niye Dalaman destinasyonu önemli diyeceksiniz. Çünkü İngiliz turistlerin, başta İngiliz turistlerin pasta payı Dalaman operasyonunda normal Türkiye genelinin çok çok üstünde. Yani eğer buraya ek takviye operasyonlar yerleştiremezsek Dalaman uçtan zarar görmeyi riski vardı. O yüzden Sun Express ve Türk Hava Yolları günlük birer sefer ek sefer önümüzdeki sezon itibariyle koymayı gündemlerine, programlarına aldılar. Yani sefer ilave sefer koyuyorlar Daily One Dalaman'a. Hem Türk Hava Yolları hem de Sun Express. British Airways'le de konuşmalarımız, görüşmelerimiz bir sonuca vardı. Pazartesi günü British Airways'le bir toplantı yapıyoruz. Türkiye'ye geliyor yetkilileri. Önümüzdeki sene itibariyle haftalık 6 sefer, haftalık bir sefer uçuyordu. Haftalık 6 sefer Dalaman uçuşlarını başlatma kararı aldı. Aynı zamanda Antalya'ya başlangıç için önümüzdeki yaz sezonu itibariyle haftalık 3 sefer, sonrasında 6 sefere çıkacak. Bodrum'a da bir sefer koyması konusunda mutabık olduk. Pazartesi günü detayları konuşup sefer sayılarını ve bunların motivasyonunu arttıracak ne tür katkılar yapacağımızı kağıda döküp sonuca bağlamış olacağız. Yani benim herkesten ricam kimse panik yapmasın, kimse merak etmesin. Demin de dediğim gibi Türkiye eski Türkiye değil. Biz bu tarz şeylere hazırlıklıyız.
gerekli yasal düzenlemelerimizi yaptık, gerekli tanıtım bütçelerimizi biliyorsunuz, yasal düzenlemelerimizle birlikte oluşturduk. Her türlü silahımız, her türlü operasyonel yeteneğimiz artık var. Ve 2020'de Thomas Cook'un hizmet verdiği pazarlarda, bırakın pazar düşmesi, biz öngördüğümüz büyümenin tamamını fazlasıyla gerçekleştireceğiz. Bu konuda herkes rahat olsun, yapılması gerekenleri biliyoruz. Gerekli adımları da adım adım atıyoruz. Evet, şimdi tanıttınız. Onları bir şekilde getirmeniz gerekiyor Türkiye'ye. Bu da hem ulaştırma hem de ulaştırma altyapısı demek. Peki, en önemli şey ne? Havalimanları. Havaliman kapasitelerimizi bir gözden geçirelim. İstanbul. Biliyorsunuz dünyanın en büyük havalimanı Türkiye'de hizmete girdi. Geçen sene sonunda girdi. Ek pistler hızlı bir şekilde yapılıyor. Onlar hızlı bir şekilde devreye girdi. Bunun yanında Sabiha Gökçen Havalimanı, Marmara bölgesine baktığımızda ek pisti de Kasım 2020'de hizmete giriyor. Yani bunun da hizmete girmesinden sonra değil 2023, 2050 için dahi Marmara bölgesinde herhangi bir slot veya kapasite sınırlaması olmayacak. Ve bu Marmara bölgesi dünyanın en çok noktasından, şu anda da öyle ama açık ara dünyanın en çok noktasından direkt seferlerle, tarifeli seferlerle ve nitelikli koltuklarla yolcu alabilen bölge özelliğine sahip olmuş oldu. Peki bizim en çok yolcu olan diğer bölgemiz nedir diye baktığınız zaman Antalya bölgesi. Antalya'da iki tane ön havalimanımız var. Antalya ve Gazipaşa havalimanları. Burada açıkçası 2021 sonrası kapasite sıkıntısı yaşamamız mümkündü. O yüzden Ulaştırma Bakanlığı'yla bir çalışma başlattık ve bir niyet protokolüyle de geçen hafta imzaladık. Bu haftanın başında imzaladık. Bu niyet protokolü çerçevesinde 2020 Haziran ayına kadar Antalya havalimanlarının kapasite artışı ve yenilenmesiyle ilgili ihale tamamlanacak. 2020 Haziran ayında tamamlanan ihale sonucunda da 2021 sonunda yani 2022 sezonundan önce Antalya havalimanlarının yolcu kapasitesi iki katına çıkarılmış olacak. Diğer havalimanlarımıza baktığımız zaman zaten onlarda bir herhangi bir kapasite sıkıntısı yok. 2023 hedeflerimize uygun hizmet edecek kapasiteleri mevcut. Oralarda ekstra bir yenilemeye veya yatırıma şu an için ihtiyaç duymuyoruz. Önemli büyüme noktalarımızdan biri de kuru rezerv. Biliyorsunuz eskiden Türkiye'nin çok büyük bir kuru rezerv kapasitesi vardı. 2016'daki olaylardan oldukça olumsuz etkilendi. Ama şimdi tekrar bir düzelme aşamasına geçti. Hani baktığınız zaman 2013'te 1238 gemi sefer, yani gemi değil bu. Çünkü bazı gemiler iki limana birden uğruyor. 1238 gemi seferiyle 2.2 milyona varan bir yolcu trafiğini elde etmişiz. Galata Port biliyorsunuz ihalesi yapılmıştı. Orada çok hızlı bir inşaat sürecine girdik. Mart 2020'den itibaren Galata Port gemi kabul etmeye başlıyor. Şimdi rezervasyonlar da çok iyi gitmeye başladı. 2000 mevcut rezervasyonların akışına baktığınız zaman 2020 sezonunda Galata Port full kapasite, yani yüksek sezonlarda full kapasiteye ulaşmış oluyor. Yani bizim artık İstanbul olarak 2022 itibariyle yeni bir kruvazer limanına ihtiyacımız var. Bu bağlamda Ulaştırma Bakanlığımızla yine bir çalışma yürüttük. Yeni kruvazer limanı olarak yeni kapı belirlendi. 2020 Mart Haziran ayına kadar yeni kruvazer limanının ihalesi tamamlanacak ve 2022 Mart ayına kadar da inşaatı tamamlanıp hizmete girecek ve biz inşallah 2023'te 2000 gemi sefer ve 4 milyon yolcu kapasitesine bu yeni limanlarımızla birlikte kavuşacağız. Bakın bu çok önemli İstanbul'daki limanlar. Eğer siz İstanbul'daki limanların home port olma özelliği var. Yani home port nedir diyorsanız bir geminin başlangıç ve varış noktası. Niye home port olma özelliği var? Sadece limanın kendi teknik özelliklerinden, kapasitesinden değil. Hava limanların özelliğinden, hava trafiğin özelliği de buna çok çok önem katıyor. Yeni açılmış olan İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen'in ek ilave pisti ve Türk Hava Yolları'nın ve bununla birlikte karşılık ilkesiyle Dünya Hava Yolları'nın en çok destinasyondan direkt sefer sağladığı yerdir dünyada. Bakın, en çok direkt sefer sağlanan nokta İstanbul'dur. Bu bağlamda baktığınız zaman home port olma özelliğinin en büyük ihtiyacını karşılamış oluyorsunuz. Ve yine İstanbul'un tarihi özellikleri, alışveriş, entertainment vesaire gibi yan özelliklerini de buna kattığınız zaman en ideal home port oluyor.
İstanbul'u kuvvetli yaparsanız, home port yaparsanız, sizin diğer kıyılardaki limanlarınız da bu gemilerden yanaşma ve yolcu alma şansına sahip oluyor ve hızlı bir şekilde hedefinizi yukarılara doğru çekebiliyorsunuz. Doğrudan turizm hamlesi, diyoruz ki turizm gelirimizi arttıracağız, nitelikli turist getireceğiz. Nitelikli turisti getirmek için nitelikli koltuğa ihtiyacınız var. Bizim Türk Hava Yolları ve iştiraki olan SunExpress'te başlattığımız bir çalışma var. Geçen sene bunun protokolü imzalanmıştı biliyorsunuz. Nisan 2019 itibariyle hayata geçti. Bu sene Türk Hava Yolları Antalya, Bodrum, Dalaman, İzmir noktalarına 72 seferle başladı. SunExpress'te 280 sefer. Türk Hava Yolları'nın biliyorsunuz business class koltukları var. SunExpress'te bu operasyon çerçevesinde comfort class uygulamasına başladı. Yani business class ile ekonomik class'ın arasında orta bir koltuk seviyesi comfort class'a başladı. Ve bu sene 352 haftalık seferlere kadar, haftalıktır bunlar, çıkma şansını yakaladık. Önümüzdeki sene 105 Türk Hava Yolları çıkıyor yaklaşık %50'lik bir artışla. 304 sefere SunExpress çıkıyor ve toplamda 409 sefere. 2023'te Türk Hava Yolları 225, SunExpress 388, burada biraz cesur davranmıyor SunExpress. Biz onları daha çok cesaretlendireceğiz. Gerekli motivasyonu sağlayacağız. Bu rakamın rahatlıkla 450-500'lere gelme ihtimali var. Ve toplamda 613. Bunlar bizim ülkemizin iştirakleri. Diğer yabancı karşılık ilkesiyle, diğer yabancı milli bayrak taşıyıcıların da buna katılması ve low cost'ların da demin size söylediğim EasyJet gibi veya British Airways gibi milli bayrak taşıyıcılarına katılmasıyla bu rakamın haftalık 1500 seferlere çıkmasını öngörüyoruz 2023'e kadar. İnsanlara tanıttık, insanları getirdik. Bu insanlara bir de hizmet etmemiz gerekiyor. O yüzden insan kaynağı da geliştirilmesi gereken, planlanması gereken önemli noktalarımızdan biri. Nitelikli turist için nitelikli insan kaynağı. Burada biz ilk çalışmamızı biliyorsunuz geçen sene 2018 sonunda hatta Milli Eğitim Bakanlığımızla bir çalışma başlattık. Neydi bu çalışma? Turizm meslek liselerinin mesleki ve teknik Anadolu liselerine dönüştürülmesi. 11 okulla bu sezonda ilk deneme çalışması başladı. Ve oldukça da başarılı geçti. Şimdi ikinci aşamasına geçtik. 2023'e kadar bunların sayısının planlanması ve pazartesi günü 23 Eylül 2019'da Milli Eğitim Bakanlığımızla bir protokol imzaladık. Önümüzdeki sezon itibarıyla okulların sayısı 2020'de 50'ye, 2021'de 100'e, 2022'de 150'ye ve 2023 itibariyle 200 okula çıkıyor. Yani şu anda Türkiye'de 76 tane turizm meslek lisesi var. Bunların tamamı dönüştürülüyor. İlave olarak diğer meslek liseleri de turizm, mesleki ve teknik Anadolu liselerine dönüştürülüp sayısı 200'e çıkarılıyor. Peki bu mesleki ve teknik Anadolu liselerinin turizm konusundaki özellikleri neler? Turizmden önemli şey nedir? Lisan. Çünkü turistle muhatap oluyorsunuz. Onların dilinde muhatap olmanız çok çok önemli. Bu okulların müfredatında değişikliğe gidildi. Lise 1'den itibaren İngilizce mecburi lisan oldu. Lise 2'den itibaren Rusça mecburi lisan oldu. Üçüncü, lise 3'ten itibaren de Fransızca, Almanca, Çince ve Arapçadan herhangi bir tanesi seçmeli lisan olarak öğrencilere sunulmaya başladı. Yani burada okuyan öğrenciler en az 3 lisanı öğrenip mezun oluyorlar. Yine buradaki okuyan öğrenciler, bu okullar otellerle eşleştiriliyor protokol kapsamında. Anlaşmalı, protokol dahilinde anlaşmalı olan okullarda sezonluk eğitimlerini 20 Temmuz, 20 Nisan, 20 Ekim arasındaki sezonluk uygulamalı eğitimlerini öğretmenleriyle birlikte otellerde alıyorlar. Hem sektörün istediği şekilde sektöre uygun bir eğitim alarak yetiştiriliyorlar, hem kariyerlerine bundan sonra çok önemli olan 3 lisanı öğrenme şansı oluyorlar, hem de otel açısından bakacak olursanız sezonluk kalifiye personel ihtiyacı karşılanıyor ve bunu karşılanırken de öğrenciler hem okuyor hem gelir elde ediyor. Bu bakımdan bakacak olursanız önümüzdeki senelerde 2023 itibariyle yaklaşık her yıl 200 bin öğrenci bu şekilde eğitim görüyor olacak ve her yıl ortalama 50 bin öğrenciyi de sektöre mezun etmiş olacağız. Burada meslek, sektör, turizm demişken taksicilere de değinmek istiyorum. Bakın bir çalışmada esnaflarla ilgili başlattık. Geçen hafta itibarıyla, geçen ay protokolü imzalanmıştı, sezon yüksek olduğu için bu haftaya kaldı. Geçen hafta itibarıyla taksiciler, başlangıçta İstanbul Havalimanı'nın taksicileri olmak üzere
bir eğitime alınmaya başlandı. Akademisyenler ve bakanlığımız nezaretinde bu eğitimler yapılıyor. Çok talep var. Açıkçası beni sevindiren nokta bu. İstanbul Havalimanı'ndaki taksici esnafımız tam kapasite olarak bu eğitimlere katılıyorlar ve sonuna kadar eğitimlerden ayrılmadan dersleri takip ediyorlar. Onların istekli olması bizi daha çok sevindiriyor. İkinci aşamada şimdi Sabiha Gökçen Havalimanı da bu eğitimleri istedi. Onlara da vermeye başlayacağız. Ve sırasıyla Tarihi Yarımada ve sonrasında Beşiktaş ve Şişli'de bulunan taksicilere istekleri doğrultusunda bu eğitimleri vermeye devam edeceğiz. Peki liseyi bitirdik, iş bitiyor mu? Hayır, iş bitmiyor. Bunun bir de üniversitesi var. Ağırlıklı eğitimin biz lisede, turizm eğitiminin lisede başlaması gerektiğini düşünüyoruz. Ama bunun yüksek öğretimde de belli bir kısmının devam etmesi gerekiyor. Özellikle gastronomi alanında, yani F&B, gastronomi ve servis konusunda eğitim veren yüksek öğretim okullarında bir protokol, yani Milli Eğitim Bakanlığı yaptığımız benzer bir protokolü 2021 sonuna kadar hayata geçireceğiz. Ne olacak? Bu anlaşmalı teknik turizm teknik liselerinden mezun olan öğrencilerin %15'ini yine bu anlaşmalı oteller burs vererek anlaşmalı olan gastronomi ağırlıklı fakültelerde, üniversitelerde eğitim görmesini sağlayacak. Zaten şimdi yeni nesle baktığınız zaman, yeni turizm trendlerine baktığınız zaman otel genel müdürlerinin F&B ağırlıklı olduğunu görüyorsunuz. İşte bu 4 yıl boyunca lise eğitimi almış bu öğrenciler 4 yıl boyunca içinden daha istekli, daha başarılı olanların tekrar burslandırılarak 4 yıl boyunca F&B ağırlıklı eğitim almalarını sağlayarak 2030 ve sonrasındaki genel müdür ihtiyacımızı fazlasıyla karşılamış olacağız. Burada hedefimiz çok daha büyük, çok fazla mezun vereceğimiz için. Artık 2030'lu yıllardan sonra Türkiye, dünyaya genel müdür ihraç eden, turizmde otel genel müdürü ihraç eden ülke konumuna gelecek. Bunun hem tanıtımsal özelliği çok önemli, çok değerli. Hem de uluslararası personelin Türkiye'ye getirilmesi, yani futbolcu gibi düşünün. Burada bir tanıdığı varsa sorabileceği çok daha hızlı karar verip gelebiliyor. Uluslararası deneyimli personelin Türkiye'ye getirilmesi açısından da çok çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Tabii nitelikli personeli, nitelikli insan kaynağını yetiştirdiniz. Onları nitelikli lojmanlarda yatırmanız lazım. Özellikle tatil bölgelerinde böyle bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. O yüzden bir yeni bir bakanlık olarak 2027 itibarıyla lojman amacıyla kullanılmak üzere tahsis ihalelerine başlıyoruz. Bu soruna da el atıyoruz bu yıl itibariyle, 2020 itibariyle. Bu lojman ihtiyacını, bölgedeki lojman ihtiyacını da bu tarz tahsis ihalelerle karşılamayı planlıyoruz. Evet, şimdi turizmde ürün çeşitliliği de çok çok önemli. Klasik ürünlerin dışına çıkıp yeni ürünlerimizi, yeni potansiyellerimizi gün üzerine çıkartıp tanıtımını yapmamız gerekiyor. En önemlisi, deminden beri söylüyoruz, gastronomi. Gastronomi de biliyorsunuz Gaziantep, Hatay gibi UNESCO'dan tescilli şehirlerimiz var. Biz bu şehirlerin sayısını arttırmak istiyoruz. 2023'e kadar 7'ye çıkarmak istiyoruz. Bununla ilgili istekli birçok şehir var. Çalışmalarını da yapıyorlar. Bakanlığımızla beraber yürütüyorlar. Bu tescilli şehir sayısını arttıracağız. İkinci olarak Türkiye'de lezzet haritasını çıkaracağız ve mevcut bir tane var zaten bu haritada yer almış olan zeytin ağacı rotasının yanı sıra fındık rotası, kayısı rotası gibi gastronomi güzergahlarını oluşturarak turlara dahil edeceğiz. Bu lezzet rotalarının tanıtımı ile ilgili de başta Turizm Geliştirme Ajansı olmak üzere çok özel tanıtım yapmaya başlayacağız. Yine Avrupa Kültür Rotaları kapsamında Türkiye'nin gastronomi rotalarını arttıracağız. Yurt dışında yoğun olarak izlenen Türk dizi ve filmlerinde gastronomi ürün yerleştirmesini yapacağız. Bu konuda gıda sektöründen destek alacağız. Bu aslında gıda sektöründen de bize gelmiş olan bir istek. İkisinin koordineli bir şekilde çalışmasını sağlayacağız. Aslında en iyi reklam, inanın bizim Türk dizileri. Türk dizilerin gösterildiği yerlerde reklamdan çok daha etkili olduklarını gözlemliyoruz. Ve hatta bize çok yoğun, dizilerin yoğun izlendiği, reytingin yüksek olduğu yerlerden çok yoğun da turist akışı sağlanıyor. Yine gastronomide Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli tesislerin sayısını arttıracağız. Bunların sayısını en az 2 katına 2023 yılına kadar çıkartmayı planlıyoruz. Bunlarla ilgili bazı teşvik çalışmalarımız olacak. Onları da yıllar içinde hayata sokacağız. Sağlık turizmi. Şimdi sağlık turizmi çok çok önemli. USAŞ'la yaptığımız bir çalışma var biliyorsunuz. Yeni Cumhurbaşkanı Yönetim Sistemi'nde sağlık turizmi Sağlık Bakanlığı bünyesinde şekillendiriliyor ki doğru. Çünkü bu medikal operasyonların gelirleri
bizim turizmle elde edeceğimiz gelirlerin çok çok üstünde. USAŞ'ın verilerine göre 2023 yılında sağlık turizminde 1,5 milyon sağlık turistine ve yaklaşık 10 milyar dolarda hizmet edip 10 milyar dolar gelir almayı hedefliyoruz. Yani bunun içinde turizmin payı nedir diyorsanız konaklama, yeme, içme, hizmet gibi o da yaklaşık 1,5 milyar dolar civarında olacağını düşünüyoruz. Türkiye hedef olarak belirlediği ülkelerde hastaların doğrudan ülkemize yönlendirileceği ve bulunduğu yerde sunduğu hizmetlerle ülkemizin sağlık sektörünü en iyi şekilde tanıtacak ileri tanı merkezleri ve sağlık turizm irtibat ofisleriyle dünyada ilk olacak. Yani bu ileri tanı merkezleri hangi ülkelerde? İlk etapta 10 ülkede, sonrasında ilave bir 10 ülkeyle 20 ülke oluyor. Neler bunlar diye baktığınızda işte Avrupa, Türk Cumhuriyetleri, Rusya, Ukrayna, Kuzey Afrika ve Körfez ülkeleri daha sonrasında ilave 10 tane daha gelecek. Şimdi bunlar niye önemli? Bakın bu ofislerde sekreteryasını normal personel yapmayacak. Pratisyen hekimler gönderiyor Sağlık Bakanlığımız. Yani hastanın dilinden anlayan, aynı dili konuşan kişiler telefonda muhatap olup onları buradaki hastanelere, hizmet alabilecekleri yerlere yönlendirmeye başlayacaklar. Yine turizm tesislerinde turistin sağlığını korumaya yönelik önlemler alacağız. Sağlık turizme yönelik termal konaklama tesisleri, sağlıklı yaşam tesislerinde bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığı arasında işbirliğiyle tesis ve çalışan personel yeteneklerini arttıracağız. Medikal termal ve ileri yaş turizmi de halihazırda gelişim ivmesini arttırarak Türkiye'nin dünyanın en önemli sağlık turizmi destinasyonlarından biri olmasını sağlayacağız. Burada özellikle yaşlarla ilgili kısmı önemli. Belli pazarlarda Avrupa pazarı olsun, Amerika pazarı olsun, yaşlı bakım ihtiyaçları çok çok fazla. Bunlar hem uzun süreli konaklama yapıyorlar, hem de ailelerin de ziyaretini katarsak turist sayısında ciddi bir belli dönemlerde artış da sağlıyorlar. Bu konuda da biz genç nüfusumuzla, yetişmiş nüfusumuzla çok hızlı sonuç alabileceğini Sağlık Bakanlığımız öngörüyor. Biz de bu çalışmalara elimizden gelen desteği vereceğiz. Kültür turizmi. Şimdi biliyorsunuz biz geçen sene bir çalışma başlattık. Ve neydi bu çalışma? Türkiye'deki kazı yerlerini incelediğimizde yaklaşık biliyorsunuz 153 tane kazı merkezimiz var. Bunların kazı başkanlıklarının 31 tanesi yabancı kazı başkanlıkları, 122 tanesi de yerli kazı başkanlıkları tarafından yönetiliyor. Ve incelediğimizde gördük ki bunlar ortalama 45 ila 60 gün kazılıyorlar. Bakın 45 ila 60 gün kazılıyorlar, sonrasında bir sonraki seneye kalıyor. Bunun bu şekilde verimli olmadığını tespit ettik ve geçen sene bir çalışma başlattık. İlk etapta 20, bu sene ilave 40 ile 60, önümüzdeki senede 122'ye tamamlayacak şekilde Türk Kazı Başkanlıkları tarafından yönetilen kazı ve ören yerlerinin kazı süresinin 12 aylık programa çıkarılmasına karar verdik. Tabii iklim şartlarının öngördüğü, elverişli olduğu ortamlar dahilinde. Bu bakımdan ilk etapta 20 kazı yeriyle başladık, gayet başarılı oldu. Şimdi ikinci 60'ı önümüzdeki ay protokolleri imzalanacak. 1 Ocak'tan itibaren onlar da 12 aylık kazı programına gelecek. Ve sonra önümüzdeki sene tamamı 12 aylık kazı programı dahilinde hizmet vermeye başlayacaklar. Peki ne olacak? Daha uzun süreyle kazılacak ve yeni antik şehirleri ziyarete açma şansımız olacak. Mevcut açılmış antik şehirlerin de gezilecek, görülecek yerlerin alanlarını genişletmiş olacağız. Oralara da ilgi artmış olacak. Tabii buralardan elde ettiğimiz bulgular, elimizdeki diğer bulgularında her sene yeni müzeler açarak sergilenmesine destek vereceğiz. Ve yine önemli bir şey, bu sene başlattığımız, mevcut müzelerimizin bakım ve onarımına da çok ciddi yatırım yaptık. Bu sene özellikle çok ciddi yatırım yaptık. Hem hijyenik olsun, hem görsel olsun. Birçok aktivitelerini de düzelttik. Yatırım yapmaya da devam ediyoruz. Yine müze öğren yerlerine baktığımız zaman bu seneki verilere ziyaretçi sayısında %37'lik gelirlerde %90'lık bir artış olduğunu gerçekleştiğini gördük. Şimdi bazen kamuoyunda da tepki alıyoruz. Hani müze ücretleri pahalı vesaire diye. Ama maalesef Avrupa ile kıyasladığımızda veya bize rakip olarak gösteren ülkelerle kıyasladığımızda müze gelirlerimiz onların hala çok altında. Yani ziyaretçi ücretleri çok çok altında. Biz hem gelirlerimizi yükseltip hem de başlatmış olduğumuz tanıtım kampanyalarıyla ziyaretçi sayısımızı arttırmaya devam ediyoruz. Buradan elde ettiğimiz gelirlerle daha fazla kazı alanına destek verip daha yeni yerlerin daha uzun süreyle kazılmasını sağlıyoruz.
daha fazla arkeolojik ve sanat tarihçisine istihdam etme şansı buluyoruz ve gezilecek alanların kapasitelerini, yerlerini genişletip yeni alanları da buraya dahil ederek ziyaretçi sayısının daha da hızlı büyümesini sağlıyoruz. Ama bu arada da Türk vatandaşlarını korumak için bir çalışma başlattık biliyorsunuz. Nedir bu? Müze kart. Geçen seneden itibaren müze kartta fiyat ayarlamasını durdurduk. Artık müze kartın fiyatlarını yükseltmiyoruz. Yani müze giriş ücretleri artsa bile sadece Türk vatandaşlarına özel olan müze kart fiyatlarını sabit bırakma kararı aldık. Ve müze kart plus uygulamasıyla da bir yıl boyunca müzelere sınırsız giriş hakkı verdik. Ama zaten baktığınız zaman biliyorsunuz 0-18 yaş ücretsiz, 65 yaş ve üzeri ücretsiz, öğretmenlerimiz ücretsiz, erbaşlar ücretsiz, engelliler ücretsiz, öğrenciler, üniversite öğrencileri %50 indirim. En son arkeolog ve sanat tarihçiliği ilgili de bir çalışma yaptık. Onları da ücretsiz kapsamına alıyoruz. Hani baktığımız zaman biz aslında müze gelirlerimizin %85'ini yabancı ziyaretçiden alıyoruz. Kalan %15'ini yerli ziyaretçiden alıyoruz ama bunun da %7,5'unu müze karttan elde ediyoruz. Zaten 12 ay müze ziyaret etmeye meraklı olan bir kesim var. O kesimden alıyoruz. Onlar zaten memnunlar. Ayda bir kere gitseler ortalaması 5-6 liraya geliyor. Kalan %7,5 kısmını da münferit girişlerden elde ediyoruz. Yani ağırlıklı kısmını yabancıdan elde ettiğimiz bir geliri arttırmamak, orada Türkiye'nin hak ettiği geliri almamak Türkiye açısından doğru bulmuyoruz. Burada gerekli düzenlemelere devam edeceğiz. Ama müze kartı da yenilikler katmaya devam edeceğiz. Mesela ne yenilik katıyoruz? Onun da müjdesini vermiş olayım. Çok yakın bir tarihten itibaren milli saraylarda müze kart kapsamına alınıyor. Sözlü mutabakatımızı yaptık. Yazılımda birkaç değişiklik gerekiyor. Artık müze kart alan ziyaretçiler milli müzelerin, milli saraylara bağlı müzelere de ücretsiz ve sınırsız giriş hakkı almış olacaklar. Yine kültür ağırlıklı turizm potansiyeli olan şehirlerimize yeni bir tanıtım projesi kapsamında dörtlü beşli tanıtım grupları haline getiriyoruz. Yani bir şehrin tek başına turistik veya tarihi veya kültürel potansiyelini tanıtmanın maliyeti yüksek. Artı sinerjisi de düşük oluyor. Biz bunları dörtlü beşli gruplar halinde toparlayıp o grupların tanıtımını yapacağız. Hem birbirlerine çeken bir sinerji yaratacaklar, hem Türkiye'de ziyaretçinin kalış süresi artacak, insanlara da seyahat etmek için çok zengin bir paket oluşturmuş olacağız. Yine UNESCO Dünya Miras Sitesi'ne baktığımız zaman bugün itibariyle 18 adet varlığımız var. Aday listede de 78 tane varlığımız var. Onun her yıl bir tane arttıracağız. Niye bir tane diyeceksiniz? Çünkü UNESCO'da varılan anlaşma sonucu dünya genelinde bir taneyle sınırlandı. Bizde çok miras listesinde bekleyen çok varlık var ama her yıl ancak bir tanesini UNESCO miras listesine katacağız. Yine UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde bugün itibariyle 17 adet varlığımız var. Bunların sayısını da arttıracağız. Bunlar bizim kültürel değerlerimiz. Kültürümüzle rakiplerimizden ayrışıyoruz. Onları ne kadar çok yaşatıp o varlıkların sayısını ne kadar çok arttırırsak o kadar Türkiye'nin hem turizm hem kültür açısından geleceği olduğunu düşünüyoruz. Gezen sergiler var biliyorsunuz. Bu sene başlattık tekrar. Eskiden yapılıyordu. Bu sene biz tekrar başlattık. Bu da kültürümüzün dünyaya tanıtılması ve dünyadan Türkiye'ye olan ilginin artması açısından çok çok önemli. Bu sene nerede yaptık? Japonya'da, Tokyo ve Kyoto'da tekrar hayata geçirdik. Açıkçası bilinçli bir şekilde bu gezen sergi sırasında Japonya'daki bütün reklam faaliyetlerimizi durdurduk. Çünkü görmek istedik etkisini, ölçümlemek istedik. Gezen sergi Japonya'da sunulduğu süre boyunca dünyadaki Türkiye aramalarında Japonya açık ara birinci oldu. Bakın çok önemli bir şey. Demek ki belli ülkelerde sizin kültür ve sanatla yaptığınız tanıtım normal bedelle yaptığınız tanıtımın çok çok üzerinde etki veriyor. Ve daha önceki senelerde bu neydi diye baktığımızda Japonya'da Türkiye aramaları, dünyadaki Türkiye aramalarında Japonya ilk 50'ye dahi giremiyormuş. Bakın biz hiçbir tanıtım yapmadan sadece bu gezen sergi, kültürel faaliyeti orada gerçekleştirerek Japonların sergi boyunca
Haziran sonuna kadar Türkiye aramalarında birinci olmasını sağladık. Bu yüzden bu bize cesaret verdi, ilham verdi. Bu tarz gezen sergilerin sayısını ileriki yıllarda da arttıracağız. İlk etapta Almanya, İngiltere ve Rusya'da bunların yenilerini göreceğiz inşallah. Tabii kültür, sanat çok çok önemli. Opera ve bale gösterileri, film festivalleri, bienaller gibi kültürel etkinliklerin sayısını arttıracağız ki arttırmaya da başladık. Bu seneden itibaren ortalama genel müdürlük bazında %15 ile %30 arası seyirci sayılarında, ücretli seyirci sayılarında artış hedefi koyduk ve gerçekleştirmeye de başladık. Aynı şekilde kalitesini de yükseltecek ve daha fazla ziyaretçi ulaşabilecek şekilde etkinlik takvimlerini açıklamaya başladık. Özellikle tatil sezonunda tatil bölgelerinde bu aktivitelerin sayısını arttırıyoruz. Bu aktivitelerin sunulacağı mekanların sayısını çoğaltıyoruz. Çünkü bu aktiviteler hem kültür sanat zenginliğimizi hem tanıtım açısından önemli, hem o bölgedeki aktivitenin sunulduğu yerdeki esnafın turizmden gelir alması açısından da çok çok önemli. Bunların sayısını arttırmaya devam edeceğiz ve bunları önemli tanıtım silahlarımız olarak da görüyoruz. Evet, yeni bir ürün bisiklet turizmi. Şimdi ilginç bir şey, bisiklet otoritelerine göre biz bununla ilgili bir çalışma başlattık. Dünyanın en iyi bisiklet güzergahları ülkemizde bulunuyor. Ve bunun pazarı nedir diye, turizm açısından pazarı nedir diye baktığınız zaman da dünya genelinde 44 milyar dolarlık bir pazar olduğunu görüyoruz. Yani en iyi destinasyonlar bizde, 44 milyar dolarlık bir pazar ama bisikletimiz payı alamıyoruz. Tabii öyle sadece tanıtım yaparak olmuyor bu pazardan pay almak. Bu pazardan pay alabilmek için arazi ve yol bisiklet turizmine yönelik rotalar oluşturacaksınız. Bu rotaları Avrupa Euro Velo sistemine entegre edeceksiniz. Yani entegre ettim deyip olmuyor. Bu rotaların entegrasyonu için bazı yollarda düzenlemeler yapmanız gerekiyor. Bu sebeple Karayolları Genel Müdürü ve belediyelerle arazi koşullarının bisiklet yollarına uyumlu hale getirilmesi için işbirliği başlatıyoruz. Çünkü bazı yollarda yatırımlar yapılması gerekiyor bisikletlere uygun olarak. Yine bu rotalarda belli aralıklarla servis ve konaklama alanlarına erişim sağlanması gerekiyor. Yani bu haritanın üzerinde 30 kilometrede bir servis ve hizmet alabilecekleri alanların oluşturulması gerekiyor. Tabii bunların da çok iyi tanıtılması gerekiyor. Eğer bunları başardığımız zaman Gran Fondo gibi uluslararası büyük bisiklet organizasyonlarının Türkiye'ye getirilmesine de bunlarla ilgili tanıtım, destek, sponsorluk gibi çalışmalar da yapacağız. Ve mevcutta 100 olan bisiklet dostu otel sayısını 2023'te 1500'e çıkaracağız. Bu bir sertifikasyon. Hani size 1500 çok gibi gözükebilir. Bu çok kolay alınabilecek bir sertifikasyon. Sadece insanları motive edip yönlendireceğiz. Sayısı 1500 çok mu? Değil. Dünyada bisiklet turizminde etkili olan ülkelerde 2500, 3500, 5000 gibi bisiklet dostu otel sertifikası olan oteller olduğunu görüyoruz. Biz de aşamalı bir şekilde bu sayılara ulaşacağız. Bunu biz sadece turizm geliri, turizm olarak görmüyoruz. Bakın bu toplumun kültürel de bir ihtiyacı, sportif de bir ihtiyacı. Son zamanda Türkiye'de çok popüler olmaya başladı. Toplumun da bir ihtiyacını turizmle karşılamış olacağız. O açıdan da bizim için önemli. Tabii burada bir şey daha var, bir nokta daha var. Özellikle bisiklet dostu otellerin bisikletleriyle geleceği için misafirleri, hava yollarıyla bunların kargo taşımacılığıyla ilgili düzenlemeleri de yapacağız. Niye yapacağız? Aynı zamanda golfte de bu düzenlemeler yapılmıştı. Çok etkili sonuç aldı biliyorsunuz. Türkiye ciddi bir golf destinasyonu oldu. Bisikletle ilgili bu hava kargo taşımacılığıyla ilgili düzenlemeleri de yaptıktan sonra biz de ciddi bir şekilde 2023'e doğru hızla artan bir bisiklet turizm geliri elde etmeye başlayacağız. İnanç turizmi. Şimdi dünyada yaklaşık seyahat eden turistin %22'si, yani 300 milyon kadar bir sayı, inanç amaçlı seyahat ediyor. Şimdi inanç merkezleri ve rotaları oluşturmanız gerekiyor. Konaklama ve ulaşım altyapısını da kapsayacak şekilde bunları oluşturmanız gerekiyor. Bizde birçok merkez var. Konya Mevlana, St. Paul İnanç Koridoru, Hazreti Meryem'in Ayak İzleri, Hazreti İbrahim Yolu, Eyüp Sultan ve benzeri say say bitmez. Bakın bu birkaç tanesini saydım size. Bu açıdan biz zenginiz. Zaten 3 tane dinin en etkili tarihi yerleşimlerinin olduğu, tarihi varlıklarının olduğu bir ülke Türkiye. Bunların ön plana çıkması, bu rotaların tekrar olgunlaştırılıp, oluşturulup tanıtımı ile ilgili çok ciddi bir gelir elde etme şansımız var. Bununla ilgili bir talep var. Bizim için niye önemli? Bakın, inanç turizmi için gelen yolcular sezonluk gelmiyor. Onların bir sezon ayrımı yok. Onlar her sezonda geliyorlar. İnançlarının gereği olarak hem ibadet yapmak hem de
mensup oldukları dinin geçmişteki gelişimlerini, rotalarını izlemek için, görmek için geliyorlar. Eğer bunu oluşturursak buradan çok ciddi bir gelir elde etmesi Türkiye'nin mümkün ve biz de buna konsantre olacağız. MICE. Evet, eskiden biliyorsunuz 2010-2015'li yıllarda MICE turizmde Türkiye ciddi bir rakamlara yakalamıştı. Tekrar bu rakamlara yakalamamız gerekiyor. Buna tekrar konsantre olmamız gerekiyor. MICE ve Courvoisier maalesef olumsuz bir olay olduğu zaman en hızlı etkilenen ve sonra tekrar en geç şekilde yavaş yavaş geri gelen iki tane turizm ürünü. Courvoisier'deki gelişmenin bir benzerini MICE'da da görmeye başladık. Orada da talepler artmaya başladı. Ama bizim daha fazla çalışmamız lazım. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı içinde kongre turizmine yönelik çalışmaları yürütmek için ayrı bir organizasyon yapısını kuruyoruz. Buraya çok önem veriyoruz. Niye bunu ayrı ve özel bir birim haline getirmeye çalışıyoruz? Çünkü bu hem bir lobi faaliyeti gerektiriyor ajans, bu MICE işi, hem bireysel ilişkiler çok çok önemli. Uluslararası dernekler, onların buradaki karşılıkları ve onların birbiriyle olan iletişimleri, onlara özel büyük organizasyonlar bazında yapılacak teşvikler, kampanyalar, sponsorluklar çok çok önemli. O yüzden biz ayrı bir birim oluşturup buna ciddi mesai harcayacağız, ciddi de bütçe ayıracağız. Sadece MICE gelir olarak görmüyoruz. MICE amacıyla Türkiye'ye gelenlere de ülkenizi tanıtmış oluyorsunuz. Bir süre sonra ailesiyle daha kalabalık bir şekilde onlar ülkemizi tekrar ziyaret ediyorlar. Burada önemli yapacağımız bir konu da MICE organizasyonlarının İstanbul ağırlıklı olmasından dışında Ankara, İzmir, Kapadokya, Antep gibi, Kuşadası gibi yerlere de yayılması için özel bir çaba harcayacağız. Yeni odak pazarlar. Şimdi klasik yolcu aldığımız pazarların çeşitlemesini ne kadar çok arttırırsak dünyadaki, global dünyadaki olumsuz etkileşimlerden o kadar az etkileniriz. O yüzden yeni bir strateji belirledik. Türk Hava Yolları biliyorsunuz dünyanın en çok noktasına direkt uçuş yapan hava yolu. Ve şimdi yeni direkt sefer anlayışıyla Antalya, Bodrum, Dalaman, İzmir gibi turizm destinasyonlarımıza da direkt uçuşlar başlatıyor. Biz de dedik ki Türk Hava Yolları'nın uçtuğu ve uçacağı bütün ülkeler artık hedef pazarımızdır. Zaten önemli yatırımı yapmışız. Türk Hava Yolları global marka olmuş. Dünyanın en çok noktasına direkt uçmaya başlamış. İstanbul Havalimanı gibi dünyanın en büyük ve en iyi çalışan havalimanını da hayata geçirmişiz. Bundan sonra onların uçtuğu ve tabii Türk Hava Yolları uçunca karşılık ilkesiyle dünyadaki karşılıkları da Türkiye'ye uçmaya başlıyor. Bunlara konsantre olup bunların sayısını arttırmamız gerekiyor. Baktığımız zaman Çin, Japonya, Hindistan ve Güney Kore ile karşılıklı ekstra tarifleri yapıyoruz. Yani bunların sayısını arttırıyoruz. Japonya ile karşılıklı uçuşlar, bakın bu çok çok önemli. 2020 itibarıyla ANA yani All Nippon Airways, Japon Hava Yolu'nda devreye girmesiyle birlikte haftalık 7'den 20'ye çıkıyor. Haneda slotu için inanın çok uğraştık. En son defalarca gitmek zorunda kaldık Japonya'da. Yani o kadar dolu ki Asya'daki havalimanları. Ek slot almakta çok zorlanıyorsunuz. Hele yeni slot almakta çok zorlanıyorsunuz. 15 yıllık bir süreçten sonra G20 toplantısı sırasında Sayın Cumhurbaşkanımız Japon Başkanı'nı ikna etti. Ve Haneda uçuşlarının önümüzdeki seneden itibaren Türk Hava Yolları başlıyor. Karşılık ilkesiyle oranın en büyük hava yollarından biri olan All Nippon Airlines de başlıyor. Biz Osaka seferlerinde başlıyoruz ve yani Narita'dan uçmaya da devam ediyoruz. Yani haftalık 7 olan seferimizi haftalık 20'ye 2020 sonuna kadar çıkarmış oluyoruz. Yine Cumhurbaşkanımızın son Çin Halk Cumhuriyeti ziyaretinde gerçekleşen mutabakatlar ile Çin'in farklı bölgelerinden ekslot taahhütlerini aldık. Bu da çok çok önemliydi. Çin biliyorsunuz nüfusu çok fazla olan ve turizme çok hızlı büyüyen, yani turist yurt dışına turist verme kapasitesi olarak çok hızlı büyüyen ülkelerden başında geliyor. Biz de buradaki kapasitelerimizi çok ciddi şekilde arttırmak istiyoruz. Önemli olan havalimanları çok yoğun Çinlerin. Önemli olan bunlarla ilgili slot taahhüdünü almaktı. En son toplantıda Sayın Cumhurbaşkanımız Çin Başkanı'nı ikna etti. Onlar da ek slot taahhütlerini vermeye başladılar. Hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz. Güney Kore'de zaten çok yoğun bir uçuş kapasitemiz var ama slot sıkıntımız da yok. Güney Kore Türkiye'ye çok sıcak. Yani biz oradaki pastayı büyüttükçe slot almaya da başladık. Çin konusu sadece bakın bizim uçmamız değil, onların uçması da çok çok önemliydi. O açıdan da iki tane Çinli hava yolu biliyorsunuz uçuşlarına başladı. İkinci aşamada onlarla da şimdi birkaç toplantı daha yapıp onların slotlarını arttırmak için onların motivasyonlarını arttıracağız. Hem onların slotları artacak
hem de ek başka şeylerle uçmak isterlerse bizde zaten bir slot sıkıntısı yok. Onları hızlı bir şekilde hayata geçirilmesini sağlayacağız. Yine yani sadece Asya diye bakmamanız lazım. Orta Avrupa'da gelişen Polonya, Romanya gibi çok ciddi pazarlar var. Çok hızlı büyüyorlar. Özellikle Türkiye'ye ilgileri çok hızlı. O tarz pazarlara da tekrar odaklanacağız. O tarz pazarlardan gelen sefer sayısını arttıracağız. Şöyle toparlayacak olursak, 2019'da Uzak Doğu'dan 1.1 milyonken 2023'te 4 milyona çıkartmayı hedefliyoruz. Orta Avrupa'da 2.8 milyon olan hedefi 4.5 milyona çıkartmayız ki bu 5 milyona da bence çıkabilir. Amerika kıtasında 1.1 milyon olan yolcu adedini de 3 milyona arttırmayı planlıyoruz. Evet, şimdi konaklama. İnsanları getirdik, konaklatacağız tabii turistleri. Yeni konaklama kapasitesi, burada bir endişemiz yok. 2023 yılına kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan işletme belgeli yatak kapasitesi 300 bin civarında artacağını öngörüyoruz. Hali hazırda bizden yatırım belgesi almış 776 tesis var. Bunların da %70'lik bir kısmının 2023 yılına kadar hayata geçeceğini öngörüyoruz. Her gün, her hafta, her ay yeni işletme yatırım belgesi alma talepleri de gelmeye devam ediyor. Belediye belgeli işletmeleri de dahil edecek olursak 2023'e kadar yaklaşık 500 bin kapasitenin hayata geçme imkanı var. Yani 1,5 milyondan 2 milyona çok rahat bir şekilde ihtiyaç dahilinde yatak kapasitesini çıkarmamız mümkün. Önemli olan verimlilik, bir de mevcut tesislerin doluluk oranları artıyor ve sezonlarını da uzatacak çalışmalarımız var. Bunların doluluk oranlarını da arttırdıktan sonra ilave artacak turist kapasitesiyle ilgili bir konaklama ile ilgili bir sıkıntı görmüyoruz. Yalnız bir değişikliğe gidiyoruz. Önemli olan belli bir standartta bu tesislerin hizmet etmesi ve hizmet kalitelerinin yukarı çekilmesi. Bu bağlamda bir yasal değişiklikle pansiyonlarda 5, otellerde 10 oda ve üzeri tüm tesislerin bakanlığımızca değerlendirilecek ve belgelendirilmesi sağlanacak. Yani pansiyonda 5 odanın üstü, otellerde 10 odanın üstünü işletme belgesi almasını zorunlu hale getireceğiz. Bu sayede bakanlık denetiminin hem tüm otellerde sağlanmasını gerçekleştireceğiz, hem standartları bir standartizasyona getireceğiz, hem de kaliteyi yükseltmiş olacağız. Evet, rekabetçiliğe önem verilmesi. Şimdi, Dünya Ekonomik Forumu'nun yaptığı çalışmalarda 2017'de 44. olan sıramız 2019'da 43'e yükseldi. Yani çok az bir artış. Ve bizim 2023 hedefimiz ilk 30'a girmek. Yani şimdi bu size hani böyle çok zormuş gibi gelebilir. Aslında zor değil. Çok kolay. Hedefe uygun olarak ilgili bakanlıklarla bakanlığımız liderliğinde koordineli bir çalışma yapıyoruz. Ve başta raporlama standartları olmak üzere Dünya Ekonomik Forumu'nun istediği şartlara getirerek gerekli değiştirme yapacağız. Yani sadece raporlama yöntemimizi değiştirerek bile çok hızlı oradaki rakamlarda yükselebiliyorsunuz. Diğer bakanlık, yani bu sadece bizim bakanlığımızla alakalı bir konu değil, diğer bakanlıkları da ilgilendiren bir konu. Bunlarla görüşüyoruz, bir koordinasyon toplantılarıyla kısa sürede onların raporlamasını Dünya Ekonomik Forumu'nun raporlamasına uygun hale getireceğiz. Ayrıca sağlık yatakları, yani hastane yataklarımızın kapasitesinde de ciddi artış var. Bu artışlar da 2023'e kadar eklendiği zaman göreceksiniz. Önce 2021 raporunu izleyeceksiniz, sonra 2023'ü hızlı bir şekilde rekabetçilik endeksinde yukarı doğru Türkiye çıkacak. Şu anda hak ettiğimiz yerde, gerçekte olmamız gereken yerde değiliz. Onu da hızlı bir şekilde düzelteceğiz. Evet, turizmde sürdürülebilir çevre dostu gelişimin benimsenmesi. Mavi bayrak, Türkiye genelinde 463 tane mavi bayraklı plajımız var. Bunları biz 2023'e kadar sayısını 688'e çıkartmayı hedefliyoruz. Yine 478 tane bugüne kadar verilmiş yeşil yıldızımız var. Burada en önemli konu arıtma tesisleri. 2634 sayılı biliyorsunuz Turizm Teşvik Kanunu'nda bir değişiklik yaptık. Bu değişiklikle birlikte Turizm Bakanlığımız, turizm alanlarının olduğu kıyı kentlerinde arıtma tesislerini inşaatlarını devralma, yenilerini yapma yetkisini kanunen aldı. Bununla ilgili özellikle Antalya ve Muğla belediyeleriyle görüşmelerimiz devam ediyor. Bu yıl itibariyle birkaç tane arıtma tesisinin yapım işini bakanlığımız devralarak hızlı bir şekilde sonuçlandıracak. Turizmden elde ettiğimiz gelirlerin bir kısmını özellikle arıtmaya aktararak bununla ilgili de herhangi bir sıkıntı yaşamadan Türk turizmin büyümesiyle ilgili gerekli adımları atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz.
Ben hepinize teşekkür ediyorum bu sunumdan dolayı. Ve gördüğünüz üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak 2023 hedeflerimize yönelik kapsamlı bir çalışmayı gerçekleştirdik. Turizmde sürdürülebilir bir büyüme için ileriye dönük önemli planlamaları da yaptık. Geride bıraktığımız dönemde bu planlama için önemli bir mesai harcadık. Ancak aynı dönemde Türkiye'nin değişen turizm tanıtım planının ilk adımları olarak da görebileceğimiz pek çok icraatı hayata geçirdik. Yani bunları yaparken boş durmadık, icraatları da hayata geçirmeye başladık. Aynı şekilde 2019'da başladığımız değişim planını 2020 yılında da arttırarak size anlattığım şekilde devam edeceğiz. Türkiye'mizi dünyanın dört bir tarafında yepyeni bir iletişim diliyle anlatmaya başladık. Şimdi göstereceğimiz filmlerde önce 2009 yılında yapılanları, sonra da 2020 tanıtım planını kısaca sizlerle paylaşmak istiyoruz. Hep beraber izleyelim. Beginnt mit einem kleinen Schritt und einem großen Ziel. Mein Ziel war es, die Bedeutung von Museums. Don't miss it. Bear witness to ancient mosaics shining through time. The Apse mosaic is waiting for you at the Hagia Sophia Museum. Don't miss it. Here's a view that needs no filter. The Iftaria Pavilion is waiting for you at the Topkapı Palace Museum. Don't miss it. This is the zero point in time. Göbekli Tepe is waiting for you in Şanlıurfa. Don't miss it. A reign of thousands of years. A view worthy of kings is waiting for you at Mount Nimrut. Don't miss it. A preeminent witness to the history of the world. The Temple of Aphrodite is waiting for you at the archaeological site of Aphrodisias. Don't miss it. Monsieur. Bonjour messieurs dames. Plat du jour. Pardon ama bu benim siparişim değil. Aşk olsun madame. Bu şefin tavsiyesi çok güzel. Bon appétit. Italiano, griego, no. Turco. Hayır, hoş geldiniz. El yapımı şapkalarım var. İki tane indirim yapabilirim. Yok, tamam. El yapımı orijinal. Good evening madam. Merhaba. Şehir merkezi lütfen. Abi trafik kilit. Bana bırak, merak yok. Anlaşırız. Turist olarak gittiğiniz yerde böyle karşılanmak ister miydiniz? Turist veli nimettir. Bir turist bin turist getirir,
herkes kazanır. İşini layıkıyla yaparak örnek olan esnafımıza yürekten teşekkürler.
Efendim çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle Sayın Bakanımıza ve ardından 2019-2020 filmlerini izledik. Gelin isterseniz bunu biraz açalım değerli izleyenler. Şimdi sıra Türkiye'yi tanıtacak yeni reklam filmlerinde. Efendim yeni filmler ülkemizin 2020 tanıtım kampanyasının aynı zamanda temelini oluşturacak. Türkiye'nin katmanlı zenginliklerini işleyen bu filmler dünya televizyonlarında ve en popüler dijital mecralarda akıllı bir medya planlamasıyla dünyanın beğenisine sunulacak. Efendim ancak kampanyada sadece filmler yeni değil, kampanyanın kurgusu da yeni aynı zamanda. Ana filmimizle beraber yeni nesil gezginlerin dijital dünyadaki tüketim alışkanlıklarına uygun olarak deneyim odaklı 17 hikaye, story, kısa film hazırlandı. Şimdi bunu biraz açalım isterseniz efendim. Algı. Tüketim çağındayız, aynı zamanda üretim çağındayız. Malum kısa ve öz. Özne ve yüklem arası kısa. Konuşmamızda daha etkin bir sonuç karşı tarafa verebilmemiz için ve tabii ki sosyal medya herkes kullanıyor 15 saniyelik kısa filmler özellikle Instagram'da ve yeni nesil tüketiciye alışık olduğu yeni ve modern bir iletişim diliyle konuşabilmek için üretilen bu hikayeler hem reklam kuşaklarına serpiştirilecek, Türkiye'nin çok çeşitli turizm unsurlarını tanıtacak hem de dijital kampanyamızın temelini oluşturacak. Aynı zamanda filmlerde kullanılan yeni dil, dijitalden outdoor'a, PR'dan, halkla ilişkilerden gazete, dergi ilanlarına 360 derece bir kampanyanın da temelini oluşturacak efendim. Şimdi arzu ederseniz bu yeni filmleri buyurun hep birlikte izleyelim. Anything. So, how was Turkey?
Evet, emeği geçenlere huzurlarınıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Dikkat edin. Değerli konuklar, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak sektörümüzün sağlıklı büyümesini ve ülkemizin Dünya Turizm Ligi'nde hak ettiği yer alabilmesini çok ama çok önemsiyoruz. Yaptığımız ve yapacağımız icraatlar nasıl bir yola çıktığımızı da özetliyor. Bugün buradan tek bir çıktıyla ayrılmak isterseniz, biz ülkemizin dünyanın en büyük turizm destinasyonlarından biri olabileceğine biliyoruz. 2023 turizm stratejimizde yapacağımız tüm icraatlarda bu hedefi yakalamak için titizlikle planlandı. Sektörümüzle el ele Türk turizmi dünyanın en büyükler arasındaki haklı yerini alacak. Hepinize katılımınızdan ve işbirliğinizden dolayı teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Efendim çok teşekkür ediyoruz Sayın Bakanımıza. Sayın Bakanımız da aramızdan ayrılıyor. Efendim Türkiye 2023 Turizm Stratejisi Programı için bir araya gelmiştik. Ve bugün böylelikle bu güzel günü burada sona erdiriyoruz. Katılımlarınızdan, teşriflerinizden dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın.